4 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yine ikinci el araç videolarına hoş geldiniz. İsviçre'deki ikinci el araç fiyatlarını bugün biraz daha üst segment, biraz daha pahalı olan araçları bugün sizler için çekeceğim. Burada ne varmış? Mercedes-Benz GLE500 firmatik 40.900 lira kaç modelmiş? 2016 model 107.000'de. Ulan gemi gibi Jeep ulan. Ve burada ne var? Bir BMW X5 36.900 lira. Bu da 2015 model 105.000'de. İkisinde hemen hemen modelleri ve kilometreleri yakın ama aralarında bir 10.000 lira değil ya, yok bir 5.000 lira bir fark var. İkisi de çok güzel araba. Bunlar zaten Türkiye'de artık bir servet değerinde, yani bayağı bir servet değerinde. O yüzden hiç yani yazın bile demiyorum, çünkü yazıp da okuyup da ben de sinirlenmek istemiyorum. Burada ne var? Audi A6 var. 12.900 lira. Station wagon mu? Gene o. Station wagon. Burada yine bir tane BMW 320i var burada. 15.900 lira. 11.200. 2012 model 124.000'de, kilometreleri gayet düşük. Bu araba güzelmiş. Vallahi araba alırsam ben de ya Mercedes ya da BMW böyle bir seri almayı düşünüyorum. Burada ne varmış? Bir Audi A7 var arkadaşlar. 23.900 lira. 2014 model 137.000'de. Deri koltuklar. İçi de bir hayli güzel. Ve otomatik vites. Burada ne varmış? Mercedes C350. 13.900 lira. Mercedes de çok güzel. Audi de güzel. Araçlar güzel ya. BMW X1. 8.900 lira. 2009 model. 143. Düzeltiyorum. 143 PS'miş. 203.000'de. Bunun kilometre biraz yüksek. İç döşemesi güzelmiş. Krem rengi bir deri. Manuel vites. Ya burada ne var? Audi Q7. 3000 motor. 12.900 lira. 2006 model. 195.000 kilometrede. Ya Jeep'leri seviyorum da abi ya. Jeep'leri de ne bileyim ya. Büyük araç. Şimdi ben bunu alırsam benim parka ancak sığar. M-Taş'ımı nereye koyacağım? Burada ne var? Hemen bakalım yine. Bir Audi var. Audi A4. 16.900 lira. Yuh, niye bu kadar pahalı ya? 16.900 liralık neyin var senin? 164.000'de station wagon. Audi A8. 22.900 lira. Evet, otomatik vites. Bak bu güzelmiş, bunun göğüsü falan. Çok şekil, çok tatlı bir şey. Michelin lastikler. Lastikler yine. Evet. Burada yine bir tane Audi var. Burada da Mercedes. AMG mi bu sanırım? AMG'ye benziyor. Gibi arkada bir şey yazmıyor. Bu neymiş? 14.900 lira. Audi Q5. Mercedes-Benz GLS350. 19.900 lira. Arkadaşlar bildiğiniz fiyatları varsa burada gösterdiğim modellerin, sizler yorumlara yazın bunların fiyatlarını. Ben de bilmiştim. 2011 model 159.000 kilometrede Mercedes. Abi adamlar araba yapıyorlar ya. Vallahi yapıyorlar. Sen nesin? Nissan. Ben yürü git. Senin bunların arasında ne işin var? Buraya üst segment araçları çekmeye geldim. Seni buraya çekti, unuttular herhalde burada. Ne kadarmış lan yine fiyatı? 13.900 lira. Geç geç geç. BMW 750i 10.900 lira. Abi yani bunun motoru bizim evdeki araba kadar neredeyse. Ibiza kadar. 2011 model 210.000'de. İçini göstermeye gerek yok zaten. Dıştan belli ediyor araba kendine. Yine C350 coupe bu sefer. İki kapılı.
15.900 lira, 2010 ödemeden işte atıyorum 2012 model 163.000 kilometrede. Vallahi arabayı değiştirmeyi düşünüyorum aslında ama işte hani daha şu an için değil. Şu an benim Merco bütün işlerimi görüyor. Yani isteğimi karşılıyor. Zaten işe gidip gelmek için kullanıyorum. Başka bir amaçla kullandığım yok arabayı. Burada yine BMW X6 var. 18.900 lira. Stiklere bak ya. İnsanın böyle altın dezilesi geliyor. Tövbe tövbe. 2011 model 176.000'de. Güzel bir araç. BMW. Güzel araç, evet. Audi S7. 20.900 lira aynalar. Niye böyle renkli? Değiştirmişler sanırım. Olan kişi böyle bir ayna takmak istemiş olabilir. Oo, jantlar öyle mi ya? Jantlar çok tatlı. Baksana Audi'ye ya. Fiyat aslında çok çok uygun bunun. Yani vallahi uygun. Güzel, hoşuma gitti bu araç. ₺20.900. MFK'sı var. İlla ki vardır ya, bunda leasing yapılır yani. Olsa gel kapı. Yürü git. Kaybol. O da abilerini çekiyorum senin. Evet, burada bir BMW var yine. 14.900 lira BMW 116i. 2014 model 140.000'de. Başka burada böyle güzel üst segment araççı var mı? Onlara bakalım. Volkswagen. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir motor. Elektronik mi lan bu? Bilmiyorum da. 8.900 lira. Git buradan. Alın bunu buradan. Alın. Bunu alın lan bunu. BMW 120'de Sportline 13.900 lira. Koltuklar güzel görünüyor. Kırmızı ve siyahın uyumunu ben seviyorum biliyorsunuz. Bunda da var onlarda. Güzel, hoşuma gitti. Audi 3 geç. Geç Audi 3 geç. Ya da aslında geçmezdiniz Türkiye'de belki ama hani burada pek umarım sanılacak bir şey değil bu araç. BMW 320i yine 14.900 lira. 2013 109.000'de. 8 tane de tekeri var. BMW 116i yine burada. 17.900 lira. Başka yok mu daha? Daha lüks, daha lüks böyle. Spor. Yok mu araç? Yok mu, yok mu arttıran? 10.900 lira. BMW X1 Drive. Rengi cinsmiş. Koltuklar deri değil. Hoşuma gitmedi. Yok, hoşuma gitmedi. 10.000 lira buna vereceğime daha lüks bir şey alabilirim. Yine BMW 118'i 17.900 lira. E220 13.900 lira. ML420 13.900 lira. Oo, buna böyle mat siyah. BMW 335i 19.900 lira. Bak bu araba güzelmiş. Hem de kupe. Üstü açılıyor mu? Galiba üstü açılıyor. Sanırsam. Güzel ya, güzel. Güzel araç. Üstün açılıyor mu lan? Senin açılıyor gibi görünüyor. Güzel araç. Başka burada ne var? Skoda mı bu? BMW X5 18.900 lira. Böyle geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Burada yine Benz 350 13.900. Nerede benim geçen burada gördüğüm araçlar ya? Burası yine biraz daha ekonomik sınıfa doğru gidiyor böyle. Evet, satmışlar sanırım. Evet arkadaşlar, burada da bir tane A6 var yine. 16.900.
Ve son olarak şurada iki model daha var, onlara da bakalım. Bugünlük bu videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Ne varmış burada? Audi A4 12.900 lira 2014 model, 105.000 kilometrede station wagon. Ve burada bir tane sportik bir şey var böyle. 335i 15.900 2009 model, 130 mu 160.000'de. Kabriyo, üstü açık kapılı. Güzel. Burada arkadaşlar beğendiğiniz modellerin fiyatlarını yazın arkadaşlar. Hani Türkiye'deki fiyatlarını. Buradaki araçlar 30.000 40.000 olanlar da arkadaşlar, 20.000 olanlar da, hani tiko para vermenize gerek yok, gelip burada leasing yaparak, yani taksitli bir şekilde bu araçları alabilirsiniz. Onun için çalışıyor olmanız, en az 3 ay çalışıyor olmanız yeterli. Gelip leasing yaparak, benim M-Taş'ı aldığım gibi leasing yaparak, taksitlerini ödeyerek araç sahibi olabilirsiniz. Yani maksimum 40.000 liralık bir aracın ki 300-400 liradır. Yani maksimumunu söylüyorum ben. O şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoları görmek istiyorsanız arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, altında video isteklerinizi yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Ve bu tür videolardan tekrardan haberdar olabilmek için boş geçmeyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olun, ailemize katılın. Çünkü siz yoksanız bu 44 Motovlog ailesi her zaman bir kişi eksiktir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.